Selamun aleyküm. Mehmet Ağa Camisi'ne hatmi şerif yapmaya geldik. Zübbeli Ahmet hocamız, Muhammed Yelkenci hocamızın burada yaptıracağını söyledi. Şu an gördüğünüz gibi polisler bizi içeri almıyor. Zikir yapmak yasak. İsmail Ağa'nın verdiği, vakfın verdiği talimat. Bize burada hatmi şerif yaptırmıyorlar. Müftü Bey arayınca işin vahametini farkına var. Ya dedi sen dedi orada dedi toplanılmaya falan izin ver. Ya hocam ben izin vermedim. Benim zaten böyle bir izin verme yetkim yok. Sen niye yetkin olmayan bir şeye teşebbüs ediyorsun? Sen bu caminin imamısın. Bu işi iptal edelim. Tamam dedim hocam. Muhammed hocam aradım. Hocam dedi böyle böyle dedi Müftü Bey. Biraz sıkıntı varmış galiba. Tamam Zübeyir hocam hatmi şerifi yapmayalım dedi. Akşam ezanına bir saat var buraya geldim. Ben caminin kapısına yazdım. Camimizde hatmi şerifi yapılmayacak dedi. Buradaki kardeşlerimize de ilan ettim. Ederken emniyet mensupları kardeşlerimizle, komiserler, polisler. Hocam burada bir olay olacakmış. 30-40 tane polis buraya geldi. 30-40 tane polis İsmail Efendi'ye gitmiş. İhbar edenler, bu meseleyi dallandıranlar nasıl demişler ben miyim diyor. Komiserim, emniyet tamam, böyle bir şey yok. Bak burada bizim cami cemaatimiz. Tam bir şey olacak mı diyor, olmayacak hocam. Yapmayacak. Şimdi, troll mü diyorlar? Ne diyorlar bu sosyal medyadaki yalaka tayfasını? Allah şerlerinden korusun. İşleri, gücleri odur. Klavye başından fitne yayın. Adam çekiyormuş şeyi Mehmet Ağa Camii'ni. Emniyet mensupları namaza gelenleri, hatmi şerife gelenleri kapıdan kovdu. O arada çekerken millet camiye giriyor. Lan gözün kör olasıca. Yani şu dediğin yalanın Allah katında nasıl hesabını vereceksin sen ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya bu nasıl bir iftiradır? Bu nasıl bir yalandır? Emniyet mensuplu kardeşlerimiz biz hatmi şerif yaptı da bizi mi dağıttılar? Yok biz kendimiz yapmadık. Efendim polis hatmi şerif yapılmasına, zikir yapmasına engel oldu. Bizim üzerimizde Müftü Bey'e, Diyanet Camiası'na, oradan emniyet mensuplarına, hükümete, bilmem neyi böyle ağza alınamayacak ifadeler, hakaretler. Yani düne kadar farzıyla problemi olan insanlar tarikat tasavvufu aşığı kesildi. Ya yapmayın etmeyin Allah rızası için. Fitneden uzak dur diyor. Taassup yapma. Ehli sünnet ve cemaat, Kur'an sünnet, ehli sünnet tamam. Geri kalan özel şeylerini ne yapma? Genelleme yani. Dünyalık için, mal için, o kazanayım, bu kaybedeyim, köşe başlarını ben alayım diye olanların hepsine İslam fitne diye isim veriyor. Böyle iç savaş olursa, millet birbirine Müslüman Müslümanın kanına girerse çıkma dışarı. Bir tarafa meyil etme diyor. Onları da fitneye karışanları da benimseme tasvip etme diyor. Bir adamın yaptığını seversen hayır olsun şer olsun. Yapmış kadar ya sevap alırsın ya günah alırsın diyor.